Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde peteğimiz arka tarafından şöyle bakın yerlerinden çıkmış. Biz nasıl yapacağız? Bunu şöyle bir yukarıya kaldırıp hafiften ona doğru yatırıp tekrardan dubellerini sağlamlayıp tekrardan yerine oturtacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu işlemi yaparken bakın hortum yerinden çıkma ihtimaline karşı buradan şöyle elimle hortumu asılarak yani yükü buraya bindirmiyorum. Dip kısmından birazcık asılarak yukarıya şöyle kaldırıyorum. Arka tarafından şöylece kancasından çıkarttırdım arkadaşlar. Şimdi diğer tarafı yapalım. Evet, aynı işlemi buraya da uygulayalım. Evet, şimdi arkadaşlar şurasında bir delik var. Deliğin işaretini vurdum. Ve o vidaya güvenmiyorum. Ben bir adet daha delik açıp buraya duvar atacağım arkadaşlar. Zaten tuğla olunca bunu tutmaması gayet normal arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu belimizi çakalım. Hatta bir tane daha mı atsak diye düşünmüyorum da değil yani. Evet. Alttan şöyle bir daha atayım. Aynı işlemi karşı tarafa yapalım. Buradan da parçamızı şöyle alalım. Şöyle işaretimi koyayım. Biraz şöyle bakın dik atıyorum arkadaşlar ki vida şöyle dik atarsak geriye doğru gelir ama şöyle atarsak biraz daha çıkmasını zorlaştırmış oluruz arkadaşlar. Evet dostlar. Hemen dubelimizi buraya çalalım. Evet. Şimdi arkadaşlar şu parçamızı şöyle kaldıralım. Eski vidasının şöyle yani koydum yeni vidaları. Evet buraydı. Ya şurasıydı. Hemen güzelce sıkalım. Arkadaşlar buraları da bir tane yanım. Yatırılır bazı yapmıyorum ben de.
arkadaşlar. Bunları da sıktığımız zaman artık bu kemik gibi oldu. Bir de öbür tarafını da hallettik daha doğrusu. Evet arkadaşlar, sağlamlama işini yaptık. Şimdi de tekrardan peteğimizi aynı ölçülerle kaldır. Kaldıramıyorum. Kaldır. Bekle bir saniye. Evet. Vay baba vay. Bırak. Arkadaşlar, aynı söktüğümüz gibi ne yapıyorum? Boruyu en dip kısmından tutarak bir elimle, çünkü boruyu yerine çıkarttırmamamız lazım. Bir elimle de peteği yukarıya kaldırarak sistemi yerine oturtturacağım arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Haydi bu tarafa. Haydi bu tarafa. Takarsak. Evet arkadaşlar, taktık ama yine de bakın şuradaki rekorlarını kontrol etmekte ve sızıntının olup olmadığını iyice görmekte fayda var arkadaşlar. Aynı şekilde burayı da halledelim. Sızdırmazlık kontrolünü şöylece bir silelim, yapalım arkadaşlar. Evet, bunu ara ara kontrol etmekte ve sezonun başında petekler çalışınca da kontrol etmekte fayda var arkadaşlar. Bir de şurayı kontrol edelim. Evet, burası iyi. Aynı şekilde. Tamamdır arkadaşlar. Evet dostlar, bakın arka tarafından güzelce dubellerini attık. Artık kemik gibi sağlam oldu arkadaşlar. Evet, peki böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.